Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Akıl çalışıyorum ya, dima. Dima çalışırken önümüze çıkan şeyler var. İstifade ettiğim şeyleri sizinle paylaşmak istiyorum böyle. Bu ortama uygun, umumi derse uygun yapmaya çalışacağım. Akıl, akılla alakalı. Bir de imanla. İman, akıl ilişkisi. Kastamonu 18. Yüksel, uçakta çalışıyordum. Çok garibime gitti yani. Burayı çok okudunuz, okuduk biz de ama bu garip şimdi. 18. sayfa diyor ki, birinci emare, imanı tahkiki, bunu tek tek lügatını da vereceğim. Ben de biliyorum zannediyordum ama öyle değil yani Mehmet. İmanı tahkiki, imanı bilmiyoruz, tahkiki de bilmiyoruz. Tahkiki araştırılarak elde edilen, değil mi Mehmet? Başka bir, diyeceğim bir şey var mı abi? Tahkiki. Mesela Mehmet Hoca, İmanı tahkiki. Yani babadan kalma inanç. İman, inanç değil. Yani babadan kalanın üzerine ekledin. Başka bir şey? Onu aramakla bulamazsın. Fakat ancak bulanlar yine arayanlardır. Evet. Yani tamam, doğru. O manada ona gireceğiz, tahkiki. İman ne? Tahkiki ne? Bir paragraf okuyacağım ama. Otura otura. Hazmede inşallah. Mustafa oturdun mu abi? Bu diğerleri boş ver. Çay, meyveyi boş ver. Bunu kaçırmamanı beraber mutalaa eder. Çünkü biliyorum seni. Hep beraber istifade edeceğiz yani. İmanı tahkiki. Tamam. İlmel yakin. Bir ilim var. Bir de o ilimde yakiniyet kesbetmiş. Melek haline gelmiş. Bak. İlim değil bu. İlmel yakin. Kasam 18'de okuyorum. İmanı tahkiki, bir metni okuyorum. İlmel yakinden hakkal yakine yakınlaştıkça daha selbedilmeyeceğine, kalkmayacağına, ehli keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki, sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip, sekerat, ölüm anında, Mehmet tek tek izah edeceğim, tekrar döneceğim abi. Sekerat anında, ölüm anında şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi imanı tahkiki ise, yalnız akılda durmuyor, belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin usulüne, imanı tahkiki bilinmesi lazım. Öyle lügatta da şey olmuyor. Lügatta belirli bir lügat nüfus kağıdıdır ya. Tamam. Mesela sokakta bir nüfus kağıdı görseniz. Ha, böyle bir adam yaşıyormuş. Cilt no, sayfa no, babası, annesi belli. O. Bu lügat. Adamı tanıdın mı? Adamı bildin. Böyle birisi yaşıyor. Hissiyatını, fikriyatını, davasını, özelliğini, içsel yapılarını bilemezsin değil mi Mehmet abi? Bilemezsin. Ama böyle bir adam yaşıyor. Lugato demek yani. Adamın yaşadığından haber veriyor. Böyle bir adam var ya. Yani. Ama tabir deniliyor. O tabir çözülmesi lazım. Tek tek bu bir paragrafın üzerine duracağız koca bir derste. Bir de okuyorum buraya. İmanı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor, belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki şeytanın
eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Bu imanı tahkikinin vusuluna vesile olan, yani o imanı tahkikinin ortaya çıkmasına, varılmasına vesile olan bir yolu, velayet-i kamili ile keşf ve şuhud ile hakikate yetişmektir. Bu yol ise sahabasa mahsustur, imani şuhudidir. İkincisini de okuyacağım. Beraber mutala edeceğiz. İkinci yol, imani bil gayb cihetinde sırr-ı vahim feyziyle burhani ve Kur'an'ı bir tarzda akıl ve kalbin imtizacıyla hakka yakın derecesine bir kuvvet ile zaruret ve bedaat derecesine gelen bir ilmel yakin ile hakaik imani tasdik etmektir. Bu ikinci yol, Risalet-i Nur'un esası mayesi, temeli ruhu hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-i Nur, hakaik imaniyi, imaniyeye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesine gösterdiğini görecekler. Burada durduk. Şimdi işaret icazda 42. sayfada Saadet Eftezani, versen iyi olur. Oradaki ya, eski ama yeni verme. Çünkü sayfayı çok ararım. Burada değil mi? Biz bunu ezberlemişiz. Yeni çıkartmışlar sayfaları. Saadet Eftezani'nin tefsirine göre iman, Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, kulun istemesi var değil burada. Cenab-ı Hakk'ın istediği, kendi istediği. Bak, Saadet Eftezani'nin tefsirine göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüz ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Zındıklar soruyor. Diyor ki, men yaşa, Allah istediğine hidayeti veriyor. Allah istediği kulunun kalbine bu nuru veriyor. Benim ne suçum var diyor. Benim suçum yok yani, Allah vermemişse. Hayır. Allah'ın istediği kuluna, Allah kendisi istediği kuluna imani hidayeti veriyor ya. Niye veriyor? Aşağıda anlatıyor, uzun olur diye. Allah'ın istediği gibi olursan istediğini alırsın. Allah'ın vermesi, Allah'ın isteği, Allah'ın istediğindedir. Mehmet Hocam, Allah ne istiyor? Allah ne istiyor? Şöyle yaşa, böyle yapma, böyle de, böyle deme. Bu Allah'ın dediği mi? Allah hidayet ve iman. İkisi farklıdır. İhtina sırat-ı müstakimde hidayet var. İman ile hidayet, çok uğraştım ben bununla. Hidayet, Allah canibindeki Allah'ın bize bakışı, mesela şöyle düşün. Güneşe, güneşin dünyaya foton olarak geliyor. Çünkü güneşten sıcaklık gelmiyor, nur gelmiyor, foton. Güneşten çıktı. Buna hidayet deniliyor. Haşa. Güneş Allah de. Haşa. Misal için. O foton, o gelen şu an hidayettir. Ona muhatap olan çiçek onu alıyor. 7 tane rengin 6 tanesini yutuyor. Kabi. Ona bir tanesini dışarıya veriyor. O renkte gözüküyor. Ortaya çıkan, çiçekte ortaya çıkan büyüme, renk adı iman. Hidayet Allah veriyor. Hidayeti Allah devamlı güneş enerjisi gibi camımızdan hidayet geliyor. Sen panjuru açarsan, perdeyi açarsan oraya güneş girer. Hidayet girdiğimiz sende oluşana iman denilir. Panjuru açtık, perdeyi açtık ise çiçek yaratıldı. Allah yarattı. Büyüdü.
O çiçeğin adı iman olur. Güneş haşa Allah'a misal. Güneşten gelen foton enerjisi burada bu şekilde gözüktü. Kimi renk oldu, kimisi büyüdü, kimisine koku şeklinde oldu vesaire. Isındırdı. Hidayet Allah canibindeki taraftır. İman ise o Allah'ın istediği gibi yaşamaktan Allah bu sefer bir adım dağıtıyor. O istediği gibi olan kula, haramlarına dikkat eden kula Allah hidayetini veriyor. Demek ki Allah'ın hidayeti evet istediği kuluna veriyor ama ki niçin veriyor? İstediği gibi olana veriyor. O zaman hidayeti sen isteyeceksin. Hidayet ondan çünkü. İman sende ortaya çıkıyor. Yani ben güneş enerjisine muhatabım ama güneş enerjisini ben patlatmıyorum ki. Burası böyle. Neyle isteyeceğim? Doğru yaşayarak. Yani mesela Allah'tan hidayet isteyeceksin, tamam mı? Hidayet. Sen de o iman çıksın. Allah hidayetini artırsın derler ya. Allah sana hidayet versin. Allah hidayetini versin. Allah izan versin, hidayet versin diyor. Peki nasıl isteyeceksin? Doğru bir soru. Allah'ın dediği gibi yaşarsan o Allah'tan hidayetini çoğaltmasını istiyorsun. Hidayetin yani Allah'ın dediği gibi yaşar da Allah hidayet etti mi sende hidayet değil, sende iman gözükür. İman ortaya çıkar. Peki çıkınca ne oluyor? Sözlerde şöyle geçiyor. Diyor ki iman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikinden kurtulabilir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Biraz fazla meşgul olduğum için ben size hulasa olarak söylemek istiyorum. İmanın iki yapısı var. Nur ve kuvvet. Kuvvet geçmişe bakar. Geçmiş, maziyi tamir eder. Mesela kaza namazını imanı kuvvetli olanlar kılar. Tövbe ve istiğfarı Kur'an'da da var. İmanın kuvvetine göre yapar. Sağlamaz yani ileri tarihlere tövbeyi ve kazayı. İman nuru ise nur istikbali tembir eder. O zaman geleceği mesela gelecek nedir? Kabirdir. Kanserdir. Hastalıktır. Kabirde ne yapacağız? Sırat'ta ne yapacağız? İşte dünyevi hadiselerin tazikatı altında seni kurtaran bu imanın kuvveti ve nurudur. Bak, imanı bir tanımladı, iki yapısından bahsetti, eylemsel halini gösterdi. Dedi ki, iman hem nurdur hem kuvvettir. Mesela nasıl çıkar diye bir misal vereyim Mehmet abi. İnşaatçısın bilirsin. Şimdi bir sporcu veya bir inşaatçı isteksiz kaldırsın şeyi, tahtayı, kalası, belini incitir. Ama istesin böyle, incinmez. Mesela sporcu, beden öğretmeni bilir. Gel bir tane böyle, sallasana bir vur elini, mermer elin kırılır. Ama konsantre ol böyle, yani bizdeki manasıyla tefekkür et, yoğunlaş böyle, evet diye bunu kırıyorsun bu sefer. Öyle mi? Mesela bazen şehevi arzular olur, yani dünya perestlikler veya kuvve-i gadabi olur. Coşuyoruz değil mi? Kıracağız. Asabilik. Neredeydi böyle? Bir saat önce bu yoktu. Yani bunlar neredeydi? Nasıl aktif oldu? İman da böyle kuvvettir işte. Nasıl ki konsantre olarak kasların her tarafın kuvvet doluyor. Nasıl ki asabi olduğun zaman bu çayeli yukasın geliyor. Ölümü görmüyor adam. Saldırıyor değil mi? Veya affedersin kuvve-i şehvesi gadamıyor, haram helalı dinlemiyor. Peki bu uyanmadan önce neredeydi bu kuvvet? İmanda orada. Yani bunlar hadiselerle uyandığı gibi demek istiyorum. İmanın nuru, yapısı, kuvveti de bizde böyle kanundur. Uyanıyor. Uyanıyor. Mesela o imanı tahkik elde ettin mi, kaza namazına, televizyona, YouTube'lara, şunlara, bunlara meşgul olmuyorsun. Şöyle oluyor. Mesela bir şey yapmak istiyorsun. Of,
Zor. Ha, imani tahkikide koklamaya başladın mı? Tam tersi, yapmak sana zorla yaptırsalar sıkılırsın. Mesela zayıf imanı olan kahveye gitmese duramaz. İmanı tahkiki oldu mu adama tabanca dayasan zor durur. Yapamaz yani. Yapamaz. Mesela bir yükselen yap söyleyeyim. Şimdi eski yükseli biliyor yüksel. Şimdi yüksele deseler ki sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şu öleğini kılmayacaksın. Yapabilir misin? Ya. Yapamaz. Helal abi. Yatsı yıkılmadan yatacaksın. Mümkünatı var mı? Sıkıntı geliyor. Sıkıntı geliyor. Aklın gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Hani peki daha önce kılmıyorduk? İşte nurlar tanımadan önce. O zaman gayet rahattık. Hani imanı tahkiki oldu mu? Yapmak istediklerini istemekte değil, pat diye kendisi oluyor zaten. Yapmamak istediklerini zaten canın istemiyor. Ha? Bu nedir? İmanı tahkikin, yani iman hem nurdur hem kuvvettir. Ne işimize yarayacak? Üç tane şeyi yapacak. Şurada diyor. Diyor ki, bak onu da göstereyim. Çok hoşuma gittiği için mi? Çok şey yapıyor da, ben mesela şu anda şu hatırıma geliyor. O kadar güzel şeyler yapıyor. Ben biraz psikolojiyi çok sevdiğim için, hani fiildeki karşılıklarını. Şu. Yeisin zulümatından. Yeisin. Yeisin neydi Muhammed Hocam? Ümitsizlik. Ümitsizlik. Ümitsizlik zulümattır. Yani karanlık aklidir, zulümat kalbidir. Yani mesela bir bilmediğin memlekette zifiri karanlık var ama her türlü canavar da var. Zifiri karanlığa helikopterle bıraktılar. Yeisin zulümatından yeis, ümitsizlik, zulümat doğurur. Sonra kimsesizlik vahşetinden, erva habisinin izacatından. Yani erva habise dediğimiz cin değil, melek değil, şeytan değil. Tamam, bu ruhaniyat nedir? Erva haliye ve erva habise. Nerede ne elde ediliyor? Allah Resulü'nün tabiriyle 246 sözlerde anlatıyor. Yaptıklarımız fiillerden, konuştuklarımız sözlerden, seyrettiğimiz videolardan, filmlerden, insanda ortaya çıkan âli ve sufli, ruhani. Eğer sufli ise erva habisedir. 246 erva habiseden bahsediyor. Şey ise tamiri ise 258'de tılsımat-ı Kur'aniye diyor. Şimdi üç tane şey yapar. İman, nur ve kuvveti ortadan kalktı mı çok şey yapar da ben temelden konuşuyorum. Yeisin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, kimsesizlik vahşet doğru. Vahşeti geçen hafta anlatmıştım. Şu, safari Afrika'ya gidiyorsunuz. Sizi attılar oraya helikopterler nasıl olduysa. Bir taraftan timsah saldırıyor, kaçtın. Öteki taraftan sırttan saldırıyor, kaçtın. Öteki taraftan at babalar arkanda, öteki taraftan kobra yılan. Yani nereye gidersen bir şekilde öleceksin. Ama mutlaka öleceksin. Hangi ölümü isterdiniz dedim. Yani neyle ölmek isterdin? O anda ölmeden önce ölümünü seçen adamın halet-i rüyesine vahşet denilir. O anda ölümün seçeceksin. Öyle bir soru nasıl yaptın? Kimsesizlik vahşetinden kimsen yok. Yeis zulümat, seyrettiğimiz, yaptığımız, bulunduğumuz kötü ortam, seyrettiğimiz filmler, erva habise, erva habisenin izacatından. Nedir o izacat? Erva habisenin izacatı psikolojik hastalıklardır. Panik, panik atak, depresyon, yer yer intihar senaryoları, habercileri o. Mesela dünya bitti yani anlamını yitirmesi. Bu erva habisinin izacat. Yani kafanı jilet vurdun. Tamam mı? Kafana jilet vurdun. Elini de bağladılar. Gram gram yiyor. Karınca veya arı. Yani böyle kafanı yiyen erva habisinin izacatından,
seni aklen, tasavvur ve taakkul ve tahayyülen duramıyorsun. Hep böyle olumsuzluklara odaklanıyor. Onu görüyor. Mesela bardağın yarısını görüyor. Su yarısı dolu, yarısı boş. Boşu görüyor. Olumsuzluğa odaklanır bu tip insanlar. Yani bu tür filmleri seyrede de böyle polisiye şunları ettiği için hiç doluyu görmez. Aa şurada şu yok. E şu var. Onun için Kur'an devamlı der ki nimet Allah'la atılsın. Sayıyor. Saymaya kalksanız bitiremezsiniz diyor. 25. sözde söylüyor. Üç tane şeyi söyledim. Yeis'in zulümatından. Yeis kalpte zifiri karanlık olur yeis. Onun için Kur'an da bu manada şey var, ayet var. Diyor ki Müslüman odur ki yani günah işlemez demiyor. Müslüman odur ki Allah'tan ümidini kesmez. He hocam? Abdülaziz miydi? Mehmet Emin miydi? Mehmet Ali. Şimdi Müslüman odur ki Müslüman yeise kapılmaz. Kafirler ancak Allah'tan ümidini keser. Ha, bu ümidi kesmek yeis. Ümidi kestin mi içinde ne olur? Zulümat olur. Ölümden ölümü seçiyorsun. Kimsesizlik budur. Mesela Allahsız kabri düşün. Uçakla bak birisini anlatıyordum uçakla. Yapıyordu. Dedim çok mu korkuyorsun? Ya dedi o Kur'an okuyorsun. Biraz da anlatsan bana dedi ya. Çok korkuyorum. Kulaklığı onun için mi taktın dedim. Ne dinle? Kulaklığı taktım. Bak şimdi kimsesiz. Niye? Allahsız düşününce kabri. Allahsız mezarlığı düşününce, kefeni düşününce şöyledir, böyledir, tamam. O anlattıkları haber doğru ama musbeti de var hadiste. Ve Allahsız düşününce, Allahsız olunca kimsesizlik bunu yapıyor. Vahşet doğuruyor. Bir de işte bunu erbâ habisi izacatından. Bunlar ortadan kalkması imanın nuru ve kuvveti. Unutmayın, imanın kuvveti mazi. Yani Allah'a dayanmayı. Nokta istinat, bak haberle bak dayanıyor. Buna nokta istinat, Allah'a dayanmak, imanın kuvveti Allah'a dayanmak, imanın nuru, ahirete imana yakiniyet artırmak. Nokta istimdat. O zaman bu nokta istinat ve istimdadı, Allah'a iman ve ahirete iman arttıkça, ne diyor biliyor musun? Kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazikatından, hadiselerin eziciliğinden, maddi ve manevi musibetler düşünün. Arabanız kaza yaptı, fabrika arıza iflas etti, kanser oldun, evladını kaybettin, Yunus Aleyhisselam gibi balığa girdin, Eyüp Aleyhisselam gibi vesaire. Bu kısaymışsa, hepsinde acayip, kısalarda şey var dikkat edin. Kısalarda böyle hastalık var, denizin şey var, tufanı var. Bazı kavimler yerin dibine gördürmüş. En sonunda felah anlatıyor Abdurrahman. Bir tane hariç. Aziz-i Misir oluyor. Anne babasına kavuşuyor. Kardeşleriyle sevişiyor diyor. Kardeşleriyle bir araya geliyor. Yusuf Aleyhisselam tam bu andayken ölümünü istiyor. Biz ölümü şöyle biliyoruz. Kanserim, fabrika iflas etti. Durumum iyi değil. Psikolojim bozuldu. Ya Rab canımı al. O zaman diyoruz değil mi? Yusuf Aleyhisselam ise tam tersini zirvedeyken ölümünü istiyor. Usta diyor. Yani saadet iken diyor sonu acayip insana eyvah dedirtir. Hatırladınız mı? Ne acayip bir şey ya. Kur'an nasıl bir evirip devirip çeviriyor aklımıza. Ben aklım gidiyor ya. Mesela bir fırtına geliyor. Nuh tufanı herkes gidiyor. Hop o psikoloji hayal eder misin Mehmet hocam? Nuh'un gemisindesin. Herkes böyle gömüldü görüyor. Hop gömüldü. Hiç kimse yok. Acayip dalgalar sipsiyah çamur gibi okyanus ucu bucağı yok. Sonra rahatlıyor. Güneş doğuyor. Ondan sonra başına peygamber. Hayvanlardan işte sahile çıkıyorlar hepsi o. Yani o anda sahile çıkmanın keyfini düşünebiliyor musun? Bunun gibi yani. Şimdi tufan 28 tane peygamberin 20 küsürü böyle. Bir tanesi tam tersine. Aziz-i Mısır oluyor diyor.
Peder ve validesine kavuşuyor. İki. Üçüncü bir daha var. Kardeşleriyle artık birbirini affediyorlar. Birbirini işte sevişiyorlar. Yani kucaklaşıyorlar. O anda altına ne diyor biliyor musunuz? Yani bunun zevaliye gitmesinden, bu saltanatın elimden gidebilir ihtimaliyle ya Rab canım al demiyor. Bu saltanattan daha lezzetli kabrin, şu dünyanın arkasında, kabrin arkasında daha saadetli bir hayatı fark edince onu istiyor. Diyor. Şimdi eğer üzülüyorsak, ikide bir olumsuzluğa psikolojimiz takılıyorsa ne diyor biliyor musun? Kâime okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikinden kurtulabilirsin. İmanın nesine göre? Kuvvetine göre. Bak imanın, ben bir daha söylüyorum, iki yönü var. İmanın bir, çıktığı kaynak, yaslandığın. Bu imanın kuvveti nokta istinad Allah'a iman. Art ne kadar olursa. Teslim ve tevekkül. Bak. İki, imanın nuru istikbaldır. Önümüzü aydınlatıyor fener gibi. Bu da imani bil ahirettir. Tamam. Bu ne kadar şey olursa bu sefer Müslüman'da, bu insanda teslim ve tevekkül olunca, teslim ve tevekkül olduğu zaman iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyn. Hem dünya ve ahireti, dünya saadetini iktiza ediyor. Eğer aklında böyle karıncalar, yılanlar, sinekler gibi ikide bir ısırıyorsa, böyle iyi değilim, kendimi kötü hissediyorum. Yani o zaman imanın ya nurunda ya kuvvetinde sorun var. Hadisatın tazikinden hemen altına eziliyoruz. Niye eziliyorsun? Dur ya arkasına biraz çık, arkasına geç. Yani neyle geçeceğiz? Lafla olmuyor. Bir, dersleri kaçırmayacağız. İki, kesinlikle terkimiz, tecerrütlerimiz olması lazım. Tecerrüt. Terk edeceğiz. Yani bir şey yapmayacağız yani. Haramları terk edeceğiz. Her gün mutlaka Kur'an'da dersimiz olacak. Hizbul Kur'an'dan dersimiz olacak. Her gün Risale-i Nur'dan 5-10 dakika olacak. Hayatın keyfine bak kardeşim. Hayatın keyfine bak. Beni kısmen tanıyorsunuz. Bak başıma neler hadiseler geliyor. Gayet mutluyum ya. Gayet rahatım. Acayip var. Son hadiseyi de biliyorsun bir şey. Gayet niye? Olayı seyret ya. Dışına çık ya. Dışından arkasından bak yani. Olayları seyret ya. Kendini kendine seyretme becerisi oluyor. Benim işte son senede Allah'ın bana bir ikramı ve ama bir nimeti Rabbi kefadiz. Rabbinin nimetini şükür için tadat et diyor. Ben de size söylüyorum. Yani siz de şey yapın diye vesile olur diye. Yani hadiseler olduğu zaman bir çık dışına, onun dışına geç, arkasına. Ya sürece bak yani, sürece. Allah Allah, bunlar ne yapmak istiyor Cenab-ı Hak? Ya kendini kendine seyret ya. Bakayım ne yapıyor, nereye sevk ediyor? Bakayım ne yapacak ya? Hemen bağırma, dur bakayım ne olacak yani, ne yapacak bakayım? Bunlar ne demek istiyor? Mektubu okumak lazım. Dehli Hoca öyle derdi. Bu mektubu okumak lazım der. Rüştü abi devamlı da terklerden bahsederdi. Tecerrütlerden bahseder. Terk ederek muvaffak olursun. Arkasına geç ya. Altına ezilme ya. Altına ezilmemenin şeyi, arkasında bakıp, arkasında o süreci Allah canibinden, kudretin azameti altından bak diyor. İşaret-i Cazı 168'de. Allah canibinden, kudretin azameti altından bakarsan, mesela Allah bana biraz kısmen nasip etti. Olaylar arkadan bak. Bakayım beni ne yapacak? Ben kendimi seyrediyorum. Ben bakayım ne yapacak? Bak beni buraya soktu. Bunu böyle yaptı. Buradan bunu vurdu. Bunu da vurdu. Vallahi Allah şahit olsun. Yalan Allah şahit olursa işte iman tehlikeye girdiğim bilen insan olarak söylüyorum. Seyrediyorum ya. Bakayım ne yapacak beni ya? Nereye seviyorum? Bunlar ne diyecek ya? Ne diyor yani? Ondan sonra istifade ediyorum. O hadiselerden sıyrılıyorum. Memnun oluyorum. Niye böyle oldu? Böyle olması lazımdı. Rüştü abim cümlesi vardı hatırladın. Lazım olsun. Lazımdır ki böyle olsun. Cümle onu biliyorsun. Lazımdır ki böyle olsun. Böyle olması lazım. Ama bunun arkasına geçerek işte dersleri geleceğiz, kitap okuyacağız. Tabii yani gökten kimseye verilmiyor yani. Peygamber değiliz ki vahiy gelsin. Evliya değiliz ki kalbimize ilham gelsin. Normal bir Müslümanız. Gayret edeceğiz Süleyman abi. Okuyacağım. 5-10 dakika oku ya.
Yani anlamıyorum. Anlaman için değil. Oku ya. Yolunda bulun yeter. Şimdi imanı tahkiki, yani anne babadan kalan iman değil. Ana babada miras kalıyor toprak. Taklidi iman. O taklidi he. Tahkiki iman, tahkik hakikat demek. Hakikat. Yani esma yoluyla müsemmayı bulmak. Peki ilmel yakin ne oluyor? İlim değildir bu. Abdurrahman, ilim değildir bu. İlmel yakin. İlim ile kazanılan yakiniyet. İlim olsa kuru bir malumat olur. Onun adı bilgidir. El ruha mal, akla mal olmuş, kalbe ve ruha mal olmuşsa onun adı ilmel yakin. Yani netice olmuş. Netice olmamışa şey deniliyor. Bilgi, malumat deniliyor. Çünkü Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder. Ben Vesvese Risalesi'ni ezberledim. Niye vesvesem var hala? İlim onu tard ediyor. Şöyle yapayım. Çık dışarıya çık. Çık çık. Böyle içsem. Bu nedir? Eylemdir değil mi? Eylem. Ama çık desem ayrı bir şey. Fiilen içsem. İşte Vesvese Risalesi'nde diyor ki ilim onu tard eder. Hala var. İlim değil o senin okuduğun, ezberlediğin bilgidir. Malumattır. O bilgi ve malumattır. Peki ilim nedir diyor bak ilim. İlim denilen tasdik diyor şu anlarda ayet-i kübrada. Yani tahayyül, tasavvur. Yani mekan veya şekil veya düşünce. Sonra taakul, akla mal olur. Akıldan sonraki mertebeye tasdik denilir ki o mertebenin adı ilimdir. Ustad diyor ki ilim denilen tasdik. Yani ilmel yakin demek... İlim değildir. İlim, bizim bildiğimiz ilim, ilim değil. Bilgidir, malumattır, ezberdir. Bilgidir. Peki ne olur? Akla mal olmuş. Mesela diyelim ki dışarıda elma veya su. Bu bilgidir. Yedik içeri artık su değildir o. Saçtır, tırnaktır, enerjidir, harekettir, güçtür, hayaldir. O artık başka bir şeye dönüşmüş. İlmin dönüşümleri... İlmel yakin. İmanı tahkiki, yani imanı biraz önce anlattığım nurdur, ta oraya girdik. Şimdi tahkiki anlatıyorum. Tahkik, hakiki yani. Cenab-ı Hak, Hak ismine mazar. Esma yoluyla kainatı, mevcudatın pencereleri, vacib vücuda bakıyorlar. Bu imani şeydir. Bir de imani bil gayb var. Bundan daha üstün bir iman var. Şu anda anlattığım imanın dışında imani bil gayb var. O daha üstün. Şu andaki imandan bahsediyorum. Bir, ilmel yakin. Bu, dimadaki Abdurrahman, tahayyül, tasavvurdan çıkmış, taakul olmuş, akıl, aklın 30 küsür tane, 33 tane mertebesinden geçmiş, artık başka şeye dönüşmüş, ondan da hulasalanmış, tasdik denilen ilim. Ha, oradaki halet. Dimada 33 mertebe var mı aslında? Dimada değil, akılda 33 var, dimada o. Akılda 33 tane daha şimdi yeni buldum. Yani şimdiye kadar buldum daha bitmedi. Devam ediyor. Yani aklın sıfatları Allah-u Alem çok daha fazla var ama temelde 33 tane şu anda mevcut. Akılda dimada değil. Oraları boyuyor. Oraları anlamlandırıyor. O imbiklerden geçiyor. Sonra tasdike geçiyor. Tasdike geçince ilim o zaman oluyor. Vesveseyi o vesvese oralara ulaşamıyor. Diyor ki diyecek buradan. Şeytan, bak şeytan vesvesesiyle şüpheyi, bak cümleyi söylüyorum. Şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler, tereddütler verebiliyor. Yani şöyle bir şey. Şeytan bu vesvesesini alıyor. Vesvese kendisi gidemiyor. Hani atıyor buraya. Yani kendisi geçemez. Şeytanın sahası şu dimada. Tahayyül ve tasavvurdadır. Kesinlikle tahakkula çıkamaz. Ne yapıyor? Vesveseyle şüpheyi atıyor. İnsanın aklına tereddütler veriyor. Yani şeytanın bir üst tabakası var ama diğer akıldır. Oraya atıyor böyle. Oraya bunu atıyor. Neyi atıyor? Şeytan diyor vesvesesiyle şüpheleri akla atıyor. Gayesi aklın bir akılda tereddüt olsun. Tamam? Atıyor. Ama sekeratta ise ölüm anında geliyor. Eğer böyle biraz imanda vicdesi yoksa
sekerat baygınlık hali gibi Mehmet abi oluyor. Böyle şu andaki zindemiz gibi değil böyle. Baygınlık gibi oluyor. Artık senin o şuurun murun yok. Kazanımların olan iç alemde onunla artık karşı karşıya geliyor. Hani sen uykuda iken rüyayı şuurla görmüyorsun ya. Şuurlu cevap vermiyorsun ya lan. Keşke şöyle bir şey de deseydim diyoruz ya uyanınca. Hani aynı onun gibi de değil de öyle düşün. Sekeratta insanın akli şuuru değil, artık melekeleri, kazanımları şeytanın karşısına dikiliyor. Üç tane var Abdurrahman. İlmel yakin, dima aittir, ilmin melekeye dönüşmüş hali. Aynı el yakin ise vicdanın vicdana dönüşmüş hali. Basarla da, kalkın evet. Sinetiyle mi alakası? Evet, evet basarla. Çünkü Latife-i Rabbaniye. Çünkü vicdanın en dışında, soğan kabuğu en dışında irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Kısacası, umum derste söyleyeyim. Akıldaki ilim kendisini bırakıp latifeye dönüşürse ilmel yakin, bu iman. İlmi kelam alimleri böyledir, devdir. Devdir ama kalbi bıraktıkları gibi kalbi bırakıyorlar. Bu da fındık gibi oluyor kalbi. Kafası dev olduğu için kabak gibi oluyor. İkincisi ilmel yakinden aynel yakin. Yani vicdani bir hal alıyor. Sonra hakkal yakin kalbe. Kalp oluyor. İlmel yakin ve aynel yakin, hakkal yakin. Ondan sonra gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Kalbiye, sonra ruha, sonra sıra, sonra letaife sirayet edip kökleşiyor. Ha, şeytan kısacası. Ha, burada iki tane mertebe var. Oraya ancak vesvesesiyle şüpheyi adıp tereddüt veriyor. Ama şeytanın ulaşamayacağı taakul ve tasdik denilen şu kafada bir yerler var. Şeytanın oraya değil eli, hayali bile gelmez. Allah vücuduna dikkat ederseniz insanın şahsiyeti ve en kıymetli şeylerini çok korumuş. Bak kalbi kaç tane şeylerin arasına koymuş. İnsanın izzet ve şerefi iki bacak arasına koymuş. Bak insanın gözü yumruk gelse bile bak nereye koymuş. Yani organları, kıymetli organları, bedenel, maddi organları böyle koruduğu gibi insanın izzeti ve şerefi ve mesela kalp, kaburganın şeyinde imanı da öyle açığa bırakmamış Allah. İnsan açığa bırakmamış. Onun bir sürü payandaları var. Öyle iman gitmez öyle. Ha. Kafadaki imanın mertebesine ilmel yakın, kalp vicdandaki imanın haline aynel yakın, kalpteki imanın haline hakkal yakın. İlmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın. Bir de sonra bu tefekkürü derslerle ruha giriyor, sonra sıra giriyor, sonra latifeleşiyor, öyle yerlere gidiyor ki bilmesen de şunu duy. Vay be iman nerelere gitti. Şeytanın hiç hayaline bile gelmez. Korkma. İmanın gitmez seni. Gitmez kardeş korkma. İmanın gidecek. Aha diyen de şeytandır. Hiç kemençe çal ona. Bana eskide derdi. Aha iman gitti. Gittiyse gitti. Sana ne? Baktık ona ne diyecek lan bu serseriye diyor. La abdestin gitti diyor. Tamam abdestin yok diyor. Ben zaten abdestsiz kılıyorum dedim. Namazın için abdestsiz kılıyorum diyecek. Bana ne diyecek daha? Ha şu imanın gitti. Yemez ya. Bit. İmanın gitti. İtikadı bozulsa da ehli bit'e oluyor ama imansız olmuyor. Olmuyor. İtikadın diyelim bozulsa. İtikadın gitti. Ehli bid'asın. İmansız olmuyorsun ki. Allah imanı ya bak nereye koymuş. Ta nerelere koymuş. Allah insanın izzetini ve şerefini ve en kaliteli duyguların, organların hislerini bak vücutta nasıl koruduğu gibi en mahfuz yerlere koymuş. İnsanın şerefini bak nereye koymuş. Şerefini. Ha. İmanı da daha arkalara koymuş. Şeytanın oho. Ne yapıyor şeytan şu. Sen diyor ancak benim hakiki kullarıma hiçbir şey yapamazsın diyor Kur'an'da. Değil mi? Ne diyor? Ancak böyle zayıf imanı taşıyanlara vesveseyle şüphe vererek tereddüde düşürmeye çalışıyor. Yesinler onun tereddüdünü. Risale-i Nur okuduğun zaman tereddüt mü oluyor? Ha, şimdi bu imanın bir mertebesi. Ne o? İman-ı tahkiki. İman-ı bilgayb var. Ona girmeyeceğim.
Biraz da bundan bahsedeyim, keseceğim, uzatmayacağım. Sekerat da ölüm anında geliyor. Geliyor, diyor ki sana bir bardak su vereceğim, hadise göre. Öyle geçiyor. Bir bardak su verir. İsa'yı kabul et, Muhammed'i inkar et. Ama İsa'yı da kabul et demez. İsa'yı da zaten kabul ediyoruz da, İsa peygamber değil miydi İsa aleyhisselam? İsa'yı da kabul et, zaten etmişim lan. Hayır, Muhammed'i inkar et, İsa'yı kabul et, bir bardak su vereceğim. Onun için dudağına, ölüm anında insanların dudağına su vuruluyor. Böyle sembol şey, ateş olur. O zaman diyor ki bu dersleri dinleyen, Abe Melun, imanımı suyun üzerine koymadım ki suyla imanımı terk edeyim. Yani bunu duyuyorsun ya şu anda. O anda hatırlamayla senin alakası yok. Ruhun ve aklın, kalbin bu duyduğun şu sözlerle cevap vereceksin. Duymanın keyfi bu. Abi o anda ne olacak? Ne anda bu duydukların cevap verecek? Yani benim imanım su üzerine kurmadım ki suyla imanımdan olayım. Su verecekse, la senin suyu niye sinir lan? Ben susuzluktan ölsem bile namazı temim yaparım ya. Namazımı bile susuzluk bahanesiyle terk etmiyorum da, susuzluk bahanesiyle imanımdan mı vazgeçecek? Diyor ruhun senin. Sekerat da böyle yapıyor. Bu nevi imani tahkiki ise yalnız akılda durmuyor. Ha, imani tahkikinin ilmel yakin mertebesi buradadır. İmani tahkikinin aynel yakin mertebesi vicdandadır. İmani tahkikinin hakkal yakin mertebesi kalptedir. Ruh ne olacak? Saydı. Ruh, sır, hafi ahfa, onu tasavvufta geçiyor. Ustad ise ruh, sır, letaif. Ha, bu imani bil gayble oluyor bu üçü de. Bundan sonrası da imani bil gayble oluyor Mustafa. Sabahınızda okuduğunuz yerde imani tahkiki zevalde mahfuz kalması demesi de sanki imani taklidi zevalde mahfuz kalıyor. Evet, çok güzel. İmanı taklidi ana babadan iman gelmiş, eklememiş. Yani onunla bir ticaret yapmamış. Kafasını sağlamış. Annesi babasını namazda görmüş ona. İlgilenmiyor. Ki Emirdan da şöyle diyor Üstad 200. sefada. Hocalar bir kısmı diyor, niye lakayt? Kendi bilgilerinin kendilerini kurtaracağını zanniyle lakayt kalıyor. İmam Hatip'ten yan sene ne sürü öğrenmiş. Veya sokaktaki biz mesela, Müslümanlar kendi imanını kendisini kurtaracağını zannediyor. Ya sırra ise, ya peygamberler korkmuş bu adamdan, şeytandan. Bu derse gelmese benim ihtiyacım yok. Nereden duyacaktın ya bu iman, ilmel yakinin ilim olmadığını, ilmin hale dönüşme halini. Böyle duyacaksın da çalışacaksın yani. Ekleyeceksin ki bileceksin da. Derse gelmez, kitap okumaz, ana babadaki iman seni hop silme yapacak. Böyle bir şey olur mu ya? Hem şöfe mahalle, hem beş kuruş, hem beş köfte. Biraz zor. İmanı taklidi ise mahfuz kalmıyor. Gidiyor demiyor ama çok zor. Şöyle diyorum bak. Ya dedi, ben namaz kılmasam bugün bir tanesini. Önce dedi uçakta. Buradan gel. Ya imanım yok mu? Yok dedim, namaz kılmayan imanı yok denilmez ama imansızlar da namaz kılmaz dedim. Biraz ağır gitti. Ya niye öyle? Dedim ya, şöyle düşün, ben namaz kılarken bile Allah'ı zor hatırlıyorum ya, namazda ya. Allah bile zor hatırlıyorum ya, bir sürü şeyler geliyor. Ya bir şeyler yapıyorum. Hem Abdurrahman, Allah bile zor hatırlıyorum namazda. Ya peki, namazda Allah'ı zor hatırlıyorum da, ya namazı olmayan Allah nasıl hatırlayacak? Ben en zirvede hatırlayamıyorum. Ha ben iyi değilim de sen, ben hatırlarım. Lan gündelik hayatta namazda ben Allah hatırlamazken sen namazsızlık gününde Allah mı hatırlayacaksın? Niye kendini kandırıyorsun ya? Beni kandırsan hiç önemli değil ki. Benim cennet cehennemim yok ki. Uçaktan indiğimiz zaman sen evine, ben evime gideceğim. Ona biraz ses yapmanı, biraz sonra 15 dakika daha sonra hazmeti ya. Onun devamını beni biliyor musun? Bugün kaybettim. Ne? Hazreti Mevlana'nın rubayları dendir o yani. Onun şimdi ustadın şeylerine, o özlü sözlerine vezize deniliyor. Şeyde de rubayi deniliyor buna. Niçin kendini kandırıyorsun? Devamı var. Aklıma gelmiyor. Ben onu okuduğum için demedim. Ben psikolojiyle meskun biraz Risale-i Nur'a bu gözle de baktığım için işte. İnsan kendisini kandırıyor. İnsan kendisine yalan söylüyor. 3. İnsan kendisiyle barışık değil. İnsan kendisini sevmiyor.
kendine iyi bak zannediliyor ki gavurlardan gelmiş, hayır Müslümanlardan gelmiş, kendine iyi bak şeyi var. Ne demek bu? Kendisiyle tanışmak istemiyor, kendisiyle baş başa kalmak istemiyor. Yani kendisini yorumlamıyor, tefekkür etmiyor, içeriye dönmüyor, enfusiyle ilgilenmiyor. Hatta bu seviyeli insandan bahsediyorum. Enfusi nereden çıktı diyor. Ben de diyorum ki tipi tipten çıktı. Eskide sakız vardı. Enfusi. Yani kendisiyle insan tanışmaktan korkuyor. Hep kendisini unutmak için videolarla meşgul oluyor. Aman abi dakikası duramıyor. Bu unutma ihtiyacıdır. Niye sıkılıyorsun? Ya bir dakika hiçbir şey yok. Hiçbir sebep yok. Durup dururken niye sıkılıyorsun? Niye bununla meşgul olunca sıkıntın gidiyor? Çünkü kendi kendine kaldığın zaman içerideki sesleri duyuyorsun. Mailleri duyuyorsun. İhtiyaçları duyuyorsun. Vicdanın sesi var. Aklın sadası var. Bunları duyunca evet, tamam ya Allah, onları duymamak lezzet verdi zannediyor. Elemi hissetmiyorsun. Yani iğneyi vurdular, ağrı hissetmiyorsun ama ağrı yok olmadı ki. Sen hissetmiyorsun. Ne yaptı ki bunu unutuyorsun? Aslında durup dururken sıkılmanın sebebi içerideki sesler dehşet veriyor sana. Yani vicdan ses yapıyor, akıl ses yapıyor, ruh ses yapıyor. Beka istiyor, evet istiyor, vicdan azabı, yalan, eşek herif diyor kendi kendine. Bunu yap, yanlış yaptım, şunu yapman lazım falan. Ama bunu gürültüyle yok etmeye çalışıyor. Biraz kendinle tanış ya. Bırak ya, kendine meşgul ol. Allah Allah, bu ne biçim? Kendine meşgul olduğunu, oh! İman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadeti darini iktiza ediyor. Saadeti darini, dünya ve ahiret. Rahat oluyorsun ya. Burada o haletleri yaşıyorsun, cenneti. En azından onunla benzer haletleri yaşıyorsun. İman, lezzet alıyorsun. İmanından lezzet alıyorsun ya. Onun alameti nedir? Hadiselerin tazikinden kurtuluyorsun. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, ervah habisenin izacatından çıkıyorsun. Ta ne olacaktı ki iman? Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Gireceksin demiyor. Gir diyor da şu anda hazır hali söylüyor. Elhamdülillah ya, bu imana ve imanı veren Allah'a hamdolsun, sonsuz şükürler olsun. İmanımızdan daha değerli, kıymetli neyimiz var ki ya? Elhamdülillah ya, elhamdülillah İzmir. Ya ne bileyim, biraz içim yanmış da uçak onları görünce böyle Allah Allah, nasıl rahatsın diyor ya. Nasıl rahatsın? Hani böyle bir şey, ya biraz turbinasa girince, o ne kadar hoş dedim, insan başına geliyor dedim ben yani. Hoş oluyor dedim, içi bir hoş oluyor. Ben koltuğum. Yani iman, teslim, tevekkül var ya, o kadar insana keyif veriyor ki. Allah ya, Allahsız düşünce. Ya Allah'ı nasıl hatırlayacağım, o anda korkuyorum diyor ya. Bizim bu Karadeniz'de bir laf var. Güzel havada ağacın altını pislersen yağmurlu günde sana lazım olur. Ben bazen şaka diyorum ama. Dedim ya, sağlık iken, genç iken Allah ile aran iyi olsun. Bakarsın ihtiyar olunca, hastalık olunca bu Allah sana lazım olur. O zaman da pek kaliteli olmaz ha. Metozoru oluyor o zaman. Tamam. Evladına desen, birisine desen, yapma oğlum şunu yapma. Birisine dedin. Yapmadı ama gitti, kafayı vurdu Süleyman abi. Geldi, evet tamam, hakikaten dediğin gibi. Şimdi o şefkin olmaz ki. Ben sana demiştim ya. Sekerat bak, sekeratı kullanıyor. Ölüm anında şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebilir. Akıl olursa hiçbir şey yapamaz. Bu nevi imani tahkik ise yalnız akılda durmuyor. Bir, hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor ki, yaşıyor ki şeytanın eli o yerlere yetişemiyor. Öylelerin imanı zevalde mahfuz kalıyor. Bu imani tahkikinin vusulüne vesile olan bir yokluğu, yani böyle imani tahkikinin yolu velayet-i kamili ile keşif ve şuhut ile hakikate yetişmek. Peki bunu büyük zatlar nasıl yapmış? Ve velayet sahibi. Velayet ne demek biliyor musunuz? Vilayet var ya, vilayet. Rize vilayeti. O vilayetin sahibine velayet denilir.
yani veliler, yani vali. Mesela şöyle diyeyim. Kaymakam, hızlı söylediğimiz için kaymakam, aslı böyle değil. Kayım makam, kayım valide, yani kayım makam, yani makama geçen. Makama geçen kayım makamı kaymakam olmuş. Vilayet, velayet, vilayet. Vilayet, şehrin sahibi, yönetimi. Ha diyor ki, bu büyük zatlar, Geylani, Gazali, Bahattin Şanlı, Nakşibendi Hazretleri, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, bunlar velayet sahibi, velayet-i kamile. Aynı zamanda bu imamları var, bu anlattığım bu daha taklidi değil, tahkiki imandı. Bir üst daha var, imani bil gayb. İnşallah sağ olursak haftaya bu ikincisini yapacağız. İman hatırlatırsa Mehmet abi. İmani bil gayb. Üçüncü imam. Yani birincisi taklidi, ana babadan gelen. İkincisi imani tahkiki okuduk. Sonra imani bil gayb. O daha üstü. Haftaya da onu okuruz. Bu son şeyim olsun. Şöyle diyor. Bu velayet-i kamile insanlar keşfediyorlar. İle keşf ve şuhud. Yani gözüyle bizim iman ettiğimizi görüyorlar. Biz Allah'a iman ettik değil mi? Hazreti Ali ne diyor? Ben diyor gördüklerimle iman ettiğimi görüyorum diyor. Nasıl diyordu? Ben görmediğim Allah'a iman etmem diyor ya. Görüyor. Neyle? Gördüklerimle görmediğimi görüyorum diyor. Gördüklerimle görmediklerimi görüyorum. Bak şimdi bu imani tahkiki adamlar veli. Biz ahireti iman ediyoruz. Adamlar ahireti görüyor. Bak. Mektubat 19. sayfada diyor ki bu veliler için. Velayet-i kamile insanlar mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Allah'ı görüyorlar. Bu Allah'ı görmek iman, imani bil gayipten düşük. Allah'ı gözde görüyorlar. Bu kafa gözüyle Allah'ı görüyorlar. Hangi, nasıl görüyorlar? Rüyada bu gözünüz kapalı olduğu halde uyuyorsun. Rüya görmüyor musun? Hangi gözde görüyorsan ona benzer bir göz var ruhun. Onunla Allah'ı görüyor. İlla her şeyi görmeyi buna şey yapma. Rüyada duymuyor musun arkadaşının sesini? Yani rüya görüyorsun, o adamla konuşuyoruz diyorsun. Peki bu kulakla mı duydun? Duysaydım ben de duyardım. Benim yanımda uyuyorsun. Ha, hangi kulakla duyduysa ona benzer bir kulakla oraları duyuyorsun. Ya. Şimdi hangi kulakla? Bir de aramızda öyle insanlar var ki bizim gibi yer içerler dolaşırlar ama bizim gibi bir halet değil, daha değil. Oraları burada yaşayan haletler. Sen rüyada güzel şey görüyorsun ya. Rüyada. Evet. Biz de görüyoruz. Ama bizim o rüyada hani çok güzel rüyalar olunca çıkmak istemiyoruz ya. Aramızda öyle insanlar var ki bizim rüyada gördüğümüz güzel haletleri onlar gündüz hayatında yaşıyorlar. Cennet asa bir hayat yaşadıklarını 222 Mesnevi Nuriye'de söylüyor. Bu halet. İmam-ı Rabbani'den vereceğim misal radıyallahu anh. Allah şefaatlerine mazhar eylesin. Avamın itikat ettiğini diyor ahiretteki lezaizi. Havas dünyada o haletleri yaşar diyor. Ha, bu imanı tahkiki, bak imanı tahkiki keşif ve şuhud ile hakikate yetişmişler. Yani Allah'ı gözleriyle görüyorlar, bu göz değil. Allah'ı böyle keşfediyorlar, şuhud ediyorlar, şahit oluyorlar. Şuhud eli şahittir. Şehit niyedir? Şahit olduğu için şehittir. Ha böyle görenlerin imanı, imanı tahkikidir. İmanı bil gayb bundan da üstündür. İnşallah haftaya. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.